Merhaba. Merhaba. Hazine Maliye Bakanı'nı biliyorsun Mehmet Şimşek. Tabii biliyorum. Şey, vatandaştan ek vergiler almayacağız dedi. Evet evet. Bu kredi kartlarından kesilecek 100 bin lirayı aşan kredi kartları ile ilgili. Evet evet. Vermeleri lazım. Vatandaşın vermesi lazım falan dedi. Neler söylemek istersin? Ya şimdi onunla ilgili tabii daha biraz duyduk ya ama kredi kartlarına ilgili bir düzenleme abi yapmaları lazım ya. Mesela ben şimdi diş yaptırıyorum, örnek veriyorum. Üstün yaptırdım hadi. Bankadan kredi çektim. Tamam, çalıştığımız yerde finans banka yattığı için 20 çektim ama 20'yi 12'ye vurdum. E ne yapayım? Yani bir yerden emekli maaşımız var. Bir yerden alıyoruz, bir yerden veriyoruz ama... Sen benim sorumu anlamadın herhalde. Evet, evet, şunu söylüyorum. Yani senin 100 bin lira limiti olan kredi kartından 750 lira para alacaklar. Olmaz. O mantıklı değil. Bunu soruyorum. Yani borçtan vergi alıyor. Aynen tabii. Borçtan vergi alınır mı? Borçtan. Neyden alınır vergi? Kazançtan alınır. Kazançtan alınır. Aynen. Mesela örnek vermek gerekirse bu Milli Piyango'nun sayısal lotonun sahibi var ya. Evet. Demirören. Evet evet. Onu savunma sanayine vermesi gereken paraları affetmişler. Evet. Almayacaklarmış ama vatandaştan almaya devam ediyor. Ya vatandaştan zaten hep alma demiyorlar. Yani şimdi ben olaya şöyle bakıyorum. Zengin hep zengin, fakir hep zengin. Fakir. Şimdi bir de şöyle... Abi şimdi senin dediğin olaya ben hani çok profesyonel bir şekilde sana cevap veremem ama yani ülkemizde... Profesyonel olarak cevap vermene gerek yok tabii, ki. Ben geçinebiliyor muyum? Sen geçinebiliyor musun? Aynen. Önemli ol. Ayın sonunu getirebiliyor musun? Önemli olan mı? Ayın sonunu çalışarak getiriyoruz. Evet. Ayın sonunu çalışarak getiriyoruz abi. Hiç çalışmasak emekli maaşını zaten 12.500'e hiç yetmez. Babam da zaten abi biliyor. Babam 2 yıldan beri yatıyor. Yani yatalak tam değil ama yatıyoruz. Evet. Babama bakıyorum. Ben babama baktım sürece de çalıştığım zaten yer biliyor. Sıkıntı yok. İstediğin kadar izin alıyor. Bilmem ne alıyor. Yani ben pahalılığı çok görüyorum. Bu pahalılık yani ara devam ediyor. Ve 2025 iyi diyorlar ya. Ben 2025 ama 2025 deyince aklıma bir şey. Hani 2023'te her şey güzel olacaktı. He, olacaktı. Bir de diyorlar ki emekliler yılı. Yalan. Ya enflasyon aslında şimdi üzülüyor söyleyeyim. Emeklilerle ilgili zam olayı hani diyorlar 2500 lira. Gelen zaman en fazla 1000 lira. Başka bir şey daha hatırlatayım sana. Bu Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı var ya. Hı. Mustafa Destici. Evet. Bu 750 lira vermek istemeyenleri hain ilan etti. Evet. Aynen. Evet. Evet, doğrudur. Onun için ne söylemek istersin? Ya onun için abi mantık yeri gene iyi bir şey söylemiyor yani. İyi bir şey. Bir şey sorayım sana. Evet, AK Parti'ye oy verdin mi? Ben bu genel CHP verdim ya belediyeye. Gene CHP'ye devam edeceğim abi. Bitti. Ondan önceki mi? Ondan öncekilere hep veriyorduk ya ama artık işte uyandık. Geç uyanmış mıyız? Geç uyandık abi, geç uyandık ya. Hep 2011 yıldan beri aydın sana. Ver yeter yani. Bak ben şimdi sözü kestim abi, emekliler derneğine üyeyim. Hatta bir ara başkana benim sizinle işim yok falan dedi. Bak kart aldım ama bir şekilde markete gidiyorsun. Biraz indirim yapıyorlar mı? Tabii indirimler oluyor yani, onlar biraz şey yapıyoruz. Yani o yıl sonu... İndirimleri kovalıyorsun yani. İndirimler biraz, indirimleri kovuyoruz. Tamam. Market peynir alıyoruz. Yazlığın kışlığın var mı mesela? Villaların var mı senin? Yok abi. Niye yok ya? Benim bu yaşama geldim, askerde çalıştığım için şu anda ailemle oturuyor, anne babayla oturuyor. Ne yazdı ne kış. Zaten 54 yaşındayım, bu yaşından sonra da ev alamam ben. Alamazsın abi. Sen ceketi kaybetme üzerinde de evi zor alırsın. Aynen ya. Öyle abi. Aynen. Hepsi Allah'a şükür. Allah kolaylık versin. Allah. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Bu kredi bu cezalı derken cezalı mı? Ne cezası? Arkadaş cezalı. Arkadaş ceza, sen de ceza aldın. Ben de almadım. Şimdi abi, abla ne kadar acı bak. Ağlanacak halimize gülüyoruz biz. Aynen öyle. Şaka yapıyoruz. Herhalde aynen böyle gülebiliyoruz. Aynen biliyoruz öyle. Yani. Bu kredi kartları mevzunu biliyorsun herhalde. Aha. Yani ne derler? Kredi kartı ne için kullanılır? Param olmadığı için. Aynen, parası olmayandan 750 lira yılda para kesecekler. Bu doğru bir şey mi sence? Tabii ki doğru değil ama yakında nefes aldığımızdan da vergi kesecekler korkarım. Yani derin nefes almaya korkuyoruz. Kısa nefesler alıyoruz artık. Buna da vergi. Aklıma bir şey getirdim. Allah korusun yani. Oturdum vergi. Evet. Efendim gezdim vergi. Buluta baktın, aynen güneşe öyle baktın vergi. Aynen öyle. Artık hani... Kediyi köşeye sıkıştırınca tırmalar ya. Bunlar da artık o kadar zor durumdalar ki nereden ne koparayım demek olur. Ama başımızdakiler fabrika sahiplerinden, asıl o dörtlü çetelerden, bunlardan alsınlar. Halkın aldığı para belli. Yani benim aldığım para 11.400 lira. Ya ben bunun neresini vereyim? Zaten para yoksa kredi kartı kullanıyorum. Kredi kartı kullandığıma göre demek ki cebim boş. Allah bilir borcun da var. Olmaz mı? Borçsuz insan var mı bu ülkede? Bankaları hatta doğmayan çocuk bile daha borçlu doğuyor. Bankaları var mı borcun abla? Çok şükür yok. Çok şükür yok. Şey dosta var o zaman. Yani elden aldıklarım var. Yani ben krediyle korkuyorum artık. Evet. Ondan bir biraz borç birinden küçük altın. Yani onu yavaş yavaş öderim. Hiç oradan faiz yemeyeyim diyorum.
çok siyasetle ilgilendiğiniz için bir şey daha sorayım. Mustafa Destici'yi tanıyorsun. Tanıyorum. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı. Aynen öyle. Bu 750 lira vermek istemeyenleri hainlikle suçluyor. E küçük olduğu için. Büyük ortağı. Kavuş büyük ortağı da aynı şeyi yapıyor ya. Yani artık bunlara söylenecek bir şey yok. Allah bunları ıslah etsin. Ya artık... İslah etmese ne yapsın? Valla yok etsin. Artık bütün umudumuz Azrail'de. Gerçekten benim bütün umudum Azrail'de. Bizim yok artık. Ay diyorum artık Azrail bir an önce görevini yapsın. Başka bir şey yok. Şunu mu demek istiyorsun? Muhalefet de görevini yapamıyor. Yapamıyorsa. E bari artık Azrail'e kaldık diyorum. Ay ona yatıp kalkıp dua ediyorum. Biz hakikaten acına çıkardık. Aynen öyle. Bari gülelim yoksa öbür türlü kafa yiyeceğiz. Yani. Bak arkadaş tunduk tunduk kaçıyor ceza yediği için. Ben yani... Yani ben de ceza yiyeceğim ama bugün yiyeceğim belki. Neyse artık. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Kolay gelsin. Niye cezaymış onu anlatsın. Abla niye ceza yedin? Yüzünü göster. Hakaret etmişim. Neye hakaret etmişsin? Kime hakaret etmişsin? Vallahi yazdığınızı internette ben gördüm. Evet. Sadece neymiş? Her neyse. Milletvekili olduğunu bile bilmiyorum adam. Hmm. Sadece ismin altına ne yazmış? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenler yazık olsun yazmış. Bundan dolayı. Dava mı açıldı, ceza mı yedi? Dava açıldı. Evet. Davan devam ediyor. Aynen öyle. Vallahi ilgilenmiyorum. Onlar ya kendi kendine açtılar. Bir de kadın yazlıkmış otelde gece 12'de. Otelde aldılar otelde. Geceliğin. Evet. Aldılar, karakola götürdüler. Jandarma aldı, jandarma. Daha sonra mahkemeye mi çıktı? Nöbetçi mahkemeye mi çıktı? Evet, savcıya. Savcıya çıktı. Ha. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Vallahi bir şey demedi. Ne dedi? Size bir şey söylemedi mi? Ya para cezası gelir dedi. E dedim paraya ihtiyaçlar var da diyorlarsa emekli maaşım var dedim vereydim. Emekli savcı, savcıya böyle deyince savcı sana bir şey dedi. Hiçbir şey demedi. Güldü mü sana? Evet. Savcı da farkında bir şeyler. Ne yaptın? Komediye döndük artık, yapacak bir şey yok. Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah kolaylık versin. Bu kredi kartlarından para kesilecek biliyorsun yıllık. 100 bin lirayı aşan limiti kredi kartına 750 lira. 100 bin lira evet. Mehmet Şimşek de diyor ki, Mehmet Şimşek'i tanıyor musun bu arada? Mehmet Şimşek'i tanımıyorum. Vallahi. Nasıl tanımıyorsun ya? Çok büyük günah var ha. Mehmet Şimşek kim biliyor musun? Hazine ve Maliye Bakanı. Hazine ve Maliye Bakanı. Vallahi bilmiyorum, tanımıyorum ama ekonomik kriz çok kötü ilerleyecek. Kredi kartlarına zaten faiz biniyor. Zaten millet alarm olarak, telefon alarm olarak işe kalkarken kredi kartlarını öde, faizi gelecek. Ödemezsen faiz var, o var, bu var. Millet kendini öyle uyandırıyor artık sabahları. Çünkü çok kötü ekonomik kriz var gerçekten. Yani ben şu an bu ekonomik krizi yaşamıyorum ama eskiden çok yaşıyordum, farkındaydım. Yani şu an hayatım... Niye yaşamıyorsun şimdi? Şu an annemin durumu iyi. Babam vardı, babam vefat etti. Şuna sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Annen çalışıyor mu? Annem çalışıyordu, şu an çalışmıyor. Kiralık evimiz var, kiraya verdiğimiz bir iki üç tane. Bir de kendi eviniz var. Evet, bir de kendi evimiz var. Geliriniz iyisiniz. Anneannem gülün üstünde oturduğumuz... Sizin gibi geliri olmayanlar ne yapsın? Bizim gibi geliri olmayanlar gerçekten çok kötü. Allah yardım etsin. Vallahi ben de eskiden çok çekiyordum bu gelir konusunu. Ama şu an işte yerindeyim. O yüzden eskiden çektiğim için kötü şey olduğunu biliyorum. Gerçekten ne olacak kötü. Bu gençlerin hali peki? Bu gençlerin hali... Babalarının mesela evleri kiraysa... Şu okumakta zorluk çekiyor. Ne yapacak gençler? Abi çok zor. Vallahi ben eskiden okula giderken vallahi yanında harçlık götürürken bile zorlaşıyordum. Gerçekten çok eskiden zormuş. Eskiden okula gidiyorum derken şey, okulu gitmiyor musun? Gidiyorum şu an ama eskiden zorluk çekiyordum ya. Kaça gidiyorsun? Şu an lise 2'ye gidiyorum. Bitirince üniversiteye gideceksin. Üniversiteye gideceğim evet tabii ki. Ne okuyacaksın? Konservatuar bölümünü açıktan okuyorum. Veterinerlik okuyorum şu an normalden. Peki mezun oldun üniversiteden. Alanında iş bulamazsan ne olacak? Alanımda iş bulamazsam vallahi. Alıştı. Ne nerede? BİM'de çalışacak abi. BİM'de mi çalışacak? BİM'de aynen. Neden? Öyle abi, benim mesela var, ben okulda çalışıyorum ben de. Evet. Aynı zamanda ekstradan kokoreççide çalışıyorum. Aynen. Bak devlet memuruyum, maaş çalışanım, geçinemiyorum abi ben. Devlet memuru adayısın. Aynen. Adayım mesela. Geçinemiyorum abi. Maaşı kredi kartlarından şey, soru mu sorayım ben sana? Abi, şey para kesilecek. Kredi kartına falan. Şu anda 40 bin lira borcum var. 2 aydan beri ödemiyorum. Sen kredi kartını bir de aidat kesilecek biliyorsun senede bir kere. Yani limitin 100 bin lirayı aşıyorsa kredi kartının 750 lira kesilecek. Bu Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı var Mustafa Destici. Diyor ki bu kredi kartlarından aidat kesilecekler. Aidatı kestirmek istemeyenlere de hainlikle suçluyor. Abi kısaca ekonomi vallahi çok kötü, bok yoluna doğru gidiyor. Allah yardım etsin yani, diyecek bir şey yok, ben gidiyorum. Abi neden peki değil. Neden peki öyle bir şey diyor ki abi, vatan haini olarak yani 750 lira vermedik diye. Vermiyorsan hainsin sen. Kendin konuş. Anladın? Hainsin. Hainler aslında abi
devletin içindeler yani. Kendilerini biliyor onlar. O yüzden pek fazla bir şey de söylemek istemiyorum abi şu anda. Ekonomi nasıl gülüm? Ekonomi kötü abi. Vallahi kötü yani. Maaş alıyorum mesela. Asgari ücret abi ne kadar? 17 bin lira. 17 bin lira. 2 lirası da var unutma. 2 lirası da var abi. Ev kirası 10 bin lira. Lan 10 bin lirayı kiraya verdiğin zaman 7 bin liraya ay sonuna kadar nasıl getireceksin? Tokaç'ın halinden anlamaz abi. Size soralım beyefendi. Soru bakalım ne soracaksın? Valla bunlar... soruyu dinlediniz ama. Kredi kartı aidatları işte malum gündemde. Konuşmakla hiçbir şey düzeleceği yok. Ergen yani 22 hani yıldır ülkeyi yönetenler bilmiyor mu neyin ne olduğunu? Biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla. Tabi. Yani dolayısıyla işte her şey belli. Açık. Oy veren kişi oy verdiği yeri bilecek. Bu kadar basit. Bilemedi mi? Ama Mehmet Şimşek şey demişti biliyorsunuz Hazine Bakanı. Göreve gelince yani kabine kurulduktan sonra vergi almayacağız. Vatandaşın sırtına yük bindirmeyeceğiz dedi. Bugün yine bir yerde konuşma yapmış. Bu alınacak kredi kartlarından alınması gereken 750 lira savunuyor. Diyor ki bizim diyor savunmaya ihtiyacımız var diyor. Yani bu paraları alacağız biz. Marmaris'te havayı koklayanlardan vergi alacağız dedi. Bu kart gayet normal kalıyor onun yanında yani. Yani düşünün geçen bir ay önce iki ay önce aynen öyle söyledi. Marmaris'in havasını dedi soluyanlardan dedi şu kadar dedi vergi alacağız dedi. O zaman normal. Bence bu insanlara müstahak. Anladın mı? Yani bu yani insanlara müstahak. Ben öyle görüyorum. Niye müstahak? Abi o tepki gösteremedikleri için. Tepki gösteremedikleri için. Yani gösteremedikleri için. Herkes açlıktan geliyor. Her şeye eyvallah dedikleri için. Eyvallah aynen öyle. Her şeye eyvallah dedikleri için. Nereye gidiyor Türkiye? Vallahi nereye gitti işte. Yani böyle vatandaşın orada. 750 lirasına mı kaldı AK Parti iktidarının mekanizmasını demek döndürdüğü devlet? Demek ki kaldı. Peki bu affedilen paralar ne oluyor? Dolandırıcılar var ortada. Merkez Bankası'nı zarara uğratan bir Maliye Bakanı var biliyorsun değil mi? Nurettin Nebati. Evet. Gözlerime bakın ışıldayacak demişti. Nurettin Nebati'nin önce kendi damadı. Evet. Onların zararları ne olacak? Onların... İşte kimse hesap soramadığı için yani bunlar zaten artık hani Ali Kıran başka sen gibi. Ali Kıran başka sen gibi yani. Evet öyle tabii ne olacak başka? Başka ne olabilir? Ne bekliyorsun yani? Hani bu kadar ben 83 hani Özal döneminden bu yana hani Saadet Tayyip iktidarı da değil. Hani 80 Özal tabii. Yani Özal döneminden bu yana bu halk hiçbir şeye sesini çıkarmıyor. Ben onları gördüm yani Özal döneminden beri. Anladın yani Atatürk'ten sonra gerçekten vatan sevgisiyle... Var o zaman halkta bir sıkıntı mı var? Halkta da var. Tabii. Bir sıkıntı eğitim sıkıntısı var. Eğitim sıkıntısı var. Beynini kullanamama sıkıntısı var. Bu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Loto'nun, evet. %20'si savunma sanayinde. Onu da onu düşürdüler, %10'a düşürdüler. Evet. O tüpçüye, o nedir o? Evet. Demirören tüpçü, tüp. Demirören. Demirören tüpçü var ya ona. %20 sen madem savunma şehrinizi niye kırıyorsun %20'den niye düşürüyorsun %10'a? Kişiye niye veriyorsun devletin parasını? Abi, savunma sanayinin parasını ne cebinden mi çıkarıp veriyorsun? Devletin parasını veriyorsun. O kadar o zenginler var bazı ihale alanlar. Hepsinin vergisini affediyor. Sen madem muhtaçsın kredi kartına. Kredi kartı ne devletin parasıdır yani. Kendisinin şahsı parası değil ki kredi kartı. Kartını vatandaş niçin kullanıyor? Vatandaşın değil. Bankadan olmayan para harcıyor. Olmayan para. Banka ona kredi vermiş. Evet. O ne alıyor? O affettiğin vergileri al. Nereden bassan, 500 milyardan fazla para vardır affettiği paralar. Al bütçeyi düzelt. Onlardan yok, ondan o gariplerden alıyor. Onun elinde bir 20 lira varsa ver 10 lirasını. Böyle. Bu kadar aciz. Devlet IBAN'a düşer mi ya? Devlet IBAN'a düşer mi? Nedir o İsrail? İsrail'in götü kaç paradır ki o gene Türkiye'ye saldıra? Kimdir ki yani İsrail? Biz Arap değiliz. İsrail'le o zaman ortada şu var abi. Bizi İsrail'le korkutuyorlar. Ya biz İsrail'le korkacak insan bu devlet de dünyanın 5. büyük ordusuna sahiptir. Anlamadın abi. Ben başka bir şey söylüyorum. Ordu ya. Türkiye Cumhuriyeti ordusuna hakaret yani. Şundan dolayı söylüyorum yani. Tavşana kaç, tazıya tut. Yani biz bir de Araplar gibi değil. Ülkeyi bırakıp kaçacak insan da bizim kedimiz bile onlardan savaşır. Kedimiz, köpeğimiz bile onlardan savaşır. Ya biz savaşçı bir halkız. Hiç dünya tarihinde, Türk tarihinde veya bir şeyinde hiç Türkler bir yerde yenilmiş mi? Aynen. Herkes önümüzde korkmuş kaçmış. Türk deyince aklıma bir şey getirdi. Ya Türk hiç fark etmez. Sonuçta bu ülkede yaşayan insan herkes... Hayır beyefendi başka bir şey. Mustafa Destici'yi tanıyorsunuz. Tanıyorum çok iyi tanıyorum. Mustafa Destici dün işte efendime söyleyeyim. Dedi ki
bu 750 lirayı vermeyenler haindir dedi ya. Hain gelsin niye hain olsun yani şimdi bu çocuğun kendi evladını banka vermiş ona bir kredi kartı. Kendi evladını meclise sokanlar. Ya o yine ona bir şey demiyorum ona bir şey şimdi bu, kim gelse ağır bir şey çocuğu. Değil ya bir genel ama başkana millet, yakışır mı bu? Bu partinin adamı yok Rum'dur yok bilmem nedir. Demnidir bilmem demnidir. Öyle, yani sınıflara onlar, ayırmak onlar. Ermeni dediği bak bir şey söyleyeyim. Ermeni dediği Doran Acemoğlu. Türkiye Nobel ödülü kazandırdı evet, ya. Aynen öyle. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Aynen bir öyle. Genel başkana yakışıyor mu böyle ya laflar? İşte yani? O laflar zaten oğlu, onlar kurban olan Müslüm Yazıcıoğlu'na. Müslüm Yazıcıoğlu bugün yaşayaydı. Ben bunların götünü göreydim, mahamelerini yapıyordular. Topayla kovalardı. Topayla vallahi kafalarını uçururdu Müslüm Yazıcıoğlu. Niye götürdüler adamı? Kemiklerini sızlatıyorlar mı abi? Sızlatıyorlar tabii. Sızlatıyorlar tabii. Fakat hakkını arayan yok. Bu destici onun yerine oturdu. Bir güne mahkemesine çıktığı yok. Remzi Şahir çıkıyor, Milli Yol Partisi. Evet. Remzi Şahir vardır, o çıkıyor, devamlı mahkemeleri takip ediyor. Ama bunlardan hiçbiri de o olsun, Yavuz Ali Göroğlu olsun, diğerleri yok. Hiçbir arkadaşı mahkemelere gitmiyor. Ama onun isminden de siyaset yapıyorlar, o şehidin üzerine. Evet. Ki Müslüm Yazıcıoğlu çağımızın sahabesidir, çağımızın sahabesidir yani. İnan ateşi katlettiler, harcadılar adamı yani. Yani düşün yani. Nasıl görüyorsun abi, nereye doğru evriliyor bu ekonomi? Abi muhalefet değil, bir muhalefet yapmıyor. Ben sana söyleyeyim, Özgür Özel geldi. Yok sarayda kadar bir sarayı ziyaret ediyor, yok bilmem orayı ziyaret ediyor, yok önünden kalkmalar. Kardeşim dik dur dik. Dik durarsan yok sana. Bakın seni çocuk gibi oynatıyor ya, seni çocuk gibi oynatıyor. Çocuk gibi seni oynatıyor. Kılıçdaroğlu'nun zamanında böyle değil, Kılıçdaroğlu dik duruyordu valla. Bütün ülkücüsü, milliyetçisi, İslamcısı, demokrati herkes Kılıçdaroğlu'na sarıldı. Herkes ona oy verdi. Ama şimdi bütün oylar, ben CHP'ye veriyordum, vermem. Bak belediyede verdim. Bozbey'in kendi ismi var. CHP'nin sayısında değil. Bütün halk verdi ona. Yani bir tek CHP'ler vermedi. Ama ben CHP'ye oy vermem bundan sonra. Çünkü muhalefet yapamıyor. Ama iyi bir muhalefet lazım Türkiye'ye. İyi bir muhalefet. Olabilir iyi muhalefet. İster sağdan olsun ister soldan olsun. Çıkar mı böyle çıkar mı? Vallahi şimdilik bu sistemin içindeki partilerde göremiyoruz yani. Ama ne bileyim ileride belki bir platform oluşturur, bir araya gelirlerse, güzel bir muhalefet oluştururlarsa... Yoksa bu adamlar var ya böyle deleme gibi döndürecek. Deleme gibi. Hani eskiden Topaş da isimler değil sonra biz deleme de yok ona Topaş. Topaş gibi bunları döndürür. CHP'de döndürür, valla İYİ Parti'de döndürür, MHP'de hepsi döndürür. Zaten iktidar belirliyor gündemi Türkiye'de. Ya bir İsrail atıyor ortaya günlerce o. Bir şey atıyor ortaya. Türkiye'nin gündemi ne mesela? Ya günde emeklidir işte geçinemeyen insanlardır, ev kiralarıdır. Ekonomidir. Ekonomidir. Başka bir şey yok. Başka şey konuşturuyor. Emekliyim bak işten geliyorum. Yok, başka şey konuşturuyor iktidar. Başka bir şey konuşturuyor. Bugün Avrupa'da... Muhalefet de onun kuyruğuna takılıyor. Evet. Karı koca emeklidir. Yaşlı. 80-90 yaşında. 5 yıldızlı otellerde tahile geliyorlar emekli. Niye? Benim de hakkım değil mi? Ben bu yaşta 63 yaşındayım işten geldim. Tiner fabrikasında çalışıyorum. Bizim emekliler ne yapıyor? Yapıyor işte. Bilir mi 5 yıldızlı otel? Dizimi tutmaydı artık. Yok 5 yıldızlı otele gidebilir mi? Ya 5 yıldızlı. Biz emekli maaşı da almıyoruz, yoksulluk maaşı alıyoruz. 13.500 lira veriyor ya, aç internete gir. Aldığın maaş emeklilerin yoksulluk maaşıdır. Yaşlılık maaşıdır. Emekli maaşı değil. Bizim emekli maaşımız 25-30 milyardır aslında böyle o eskiye uğraşsansa. Ben teşekkür ederim. Kredi kartı mevzusunu biliyorsun. Çok haberim yok. Yani 100 bin liraya aşan limiti kredi kartlarından yıllık 750 lira para alacaklar. Abi zaten alıştık yani her şeyden. Kazanandan değil de borçludan alıyorlar. Yani abi artık çok koymuyor yani. Kredi vergilere para bize ait olmamasına rağmen o paradan bu şekilde bir ücret kesiliyor. Hani giden yer aslında iyi bir yer. Ama hani neden bazı yerlerdeki ücretleri kısıp oraya yollamaktansa... O bazı yerlerdeki ücret ne mesela? Mesela sarayın ücretleri olur veya boş harcamalar olur. Oralardan kısıp askerimize yardım etmek... 26 milyon lira galiba sarayın günlük. Artık çok bilmiyorum oraları ama... Hani kredi kartına koyuyorlar bir de bunu. Kredi kartı bizim olmayan parayı temsil etmesine rağmen... Olmayan parandan senin askerimize vergi alıyorlar. Askerimize helali hoş olsun. Orada değilim ama bunu şey yaparak insanları hain konumuna koymaları beni rahatsız eden. Bir de Türkiye'de şu anda ekonomiden çok takılmamız gereken adalet ve ahlak konuları var. Sonunda yaşanan durumları biliyoruz. Evet. Dediğim gibi hani ben olur, arkadaşlarım olur bir şekilde başımızın çaresine bakabiliyoruz. Ama buradan yürüyen küçük bir çocuk olur, bir kadın olur, savunmasız insanlar olur. Şu an tehlike altında olduklarını kendini düşünüyorum. Savunmada ben. Hissedenler de tehlike. Evet yani biz de keşke buna ihtiyaç duymasak. Ama biz kendimizi savunabiliyoruz ama... Ne oldu bu adalete kızlarımız... kardeş? Niye bu hale geldi? Valla niye bu hale geldi? İhmalkarlık olduğunu düşünüyorum. Abi, suçların zengine, daha doğrusu fakire var abi. Yani
paran varsa adalet sana hiç demiyor. Sen hep haklı oluyorsun yani. Türkiye'de böyle yürüyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Son bir de söyleyeyim gidelim. Bu ülke hani işte açlığa abi, dayanır ama adaletsizliğe, hukuksuzluğa dayanamaz. O yüzden öncelikle düzelmesi gereken şeyin adalet, sonra eğitim olduğunu düşünüyorum. Görüyorsun mesela işte muhtemelen gazete eline almasan da o gazetelerin abi, internet sitesine evet, giriyorsun, haberleri okuyorsun. Belki sosyal medyadan da o haberlere ulaşabiliyorsun. Yani 20 tane suç dosyası olan, evet, 30 tane suç dosyası olan. 27 yaşında polis kadınımız ölmüş. Yok, 20 tane suç dosyası olan vatandaşlar dışarıda geziyor. Ya böyle bir şey olabilir. 20 kere adamın suç dosyası olmuş. 20 kere adliyeye gitmiş. 20'sinde de salınmış. 21. de kadın polisimizi öldürmüş mesela. Evet. Bu adam salınmasaydı, önlem alınsaydı o kadın polis ölmeyecekti. Bu şekilde dikkat edin. Bunun sorumlusu. Bunun sorumlusu kendini çok iyi biliyor. herkes de biliyor zaten, dinleyen herkes. Ümidin var mı kardeşim? Ümidim var. Ben gençlik olarak ümidim var. Biz düzelteceğiz artık. İnşallah. Yapacak bir şey yok. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Gençlikte de bir böyle savrulma var. Onu nasıl görüyorsun? Gençlikte savrulma yani her dönemde olduğu gibi var. Bu dönemde sadece sosyal medya. Açık konuşuyoruz bak. Hiç kıvırmadan konuşuyoruz. Sosyal medya çok ön planda olduğu için sadece bu kötülükler daha çok ön plana çıktı. Yoksa geçmişte de vardı, bu zamanda da var. Ama savrulma olduğu kadar da düzelme de olduğunu düşünüyorum ben. Belki savrulan gençlerimiz var ama düzelen gençlerimiz de çok fazla var. Ve sosyal medyanın bunun üzerindeki etkisi çok büyük. Hem kötülükleri önümüze çıkartıyor hem iyilikleri önümüze çıkartıyor. O yüzden kötüye gittiğimizi düşünmüyorum. Aslında şu anda iyiye yöneldik. Onu düşünüyorum. İnsanlar uyanıyor yavaş. Umarım böyle olur. Umarım. Teşekkür ederim. Abi biz son bir şey diyeyim. Böyle her önüne gelene işte hain diyorlar, terörist diyorlar da. Abi hainler kendini çok iyi biliyor. Son hain kez bunu diyeyim. Mesela bak Mustafa Destici'yi getiriyorsun aklıma. 750 lira vermeyenlere hainlikle suçluyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Abi işte bu nasıl bir şeydir ya? Bir genel başkan, siyasi bir partinin genel başkanı böyle ifadeler kullanır mı? İnsanları ayrıştırır mı? Mesela Doran Acemoğlu Türkiye'ye Nobel ödülü kazandırmış ya. Ekonomi ödülü kazandırmış adamı sınıflandırıyorsun. Kim Doran Acemoğlu? Ermeni vatandaşımız bizim ya. Türk vatandaşı, yurttaşımız bizim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aynen öyle abi. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Kredi kartlarından biliyorsun 100 bin lirayı limiti aşanlardan malum işte iktidar para almayı düşünüyor. Neler söylemek istersiniz? Yani çok haksız bir durum diyelim. Diyorum yani. Yani çok yani borçludan vergi alınır mı abi ya? Haksızlıklar çok da. Evet. Yani bu gibi şeyler de iyice yani haksızlığın büyüğü yani. Öyle diyorum. Borçludan para alınır mı ya? Kazançtan alınır vergi, öyle değil mi? Tabii muhakkak. Yani borcu olandan vergi alınır mı? Ya alınmaz tabii yani şimdi. Aidat alınır mı? Ya böyle bir şey olabilir mi? Aidat da adil değil yani hakkani değil. Böyle şeyler çok haksız bir olay yani. Çok tahammül edemeyeceğimiz bir şey daha doğrusu yani. Nereye gidiyor Türkiye'nin ekonomisi abi? Vallahi yani ben ekonomi hususunda pek yani şey agah geçinebiliyor musunuz? Önemli olur mu? Ha, ekonomi şu, bu. Siz geçinebiliyor musunuz? Ayın sonunu getirebiliyor musunuz? Pahalılığın son derece ben 65 yaşındayım. Yani yokluklar da gördüm. Kendim yani köyde büyüdüm. Köylü çocuğuyum. Yokluk da gördüm. Varlık da gördüm. Ama bu kadar kötü bir ekonomi, kötü bir gidişat görmedim. Gerçek kaç yani. Abi? 65 yaşındayım. 65 yaşındayım. Evet, 65 yaşındayım. Yani dediğim gibi yani bizim ülkemizde yokluklar oldu, gördük. Çok şeyler gördük. Ama bu son 2-3 yıl kadar kötü bir dönem yaşamadık. Çünkü neden biliyor musun? Önceden mesela 6 ayda bir zam gelirdi. Yılda bir zam gelirdi. Ama an itibariyle yani bu son yaşadığımız zamanlar diliminde o kadar kötü bir şeylere şahit olduk ki korkunç yani insan korkuyor. İnsanın... Şimdi buradan yola çıkarak bir şey sorayım abi. Böyle bir şey görmedim diyorsunuz. Evet. Bizi, sizi ekonomik olarak bu sıkıntılara kim düşürdü abi? Ya tabii ki yani hükümet yani bu efendime söyleyeyim bizi yöneten hükümettir yani. Daha önce AK Parti'ye oy verdiniz mi? Ya vermişliğim oldu ama yani bilerek pişman değil yani. Yani çok pişman. Yani, pişman mısınız? Yani şimdi ilk zamanlarda kandırıldık yani veya bilmedik ama son zamanlarda efendime söyleyeyim farkına vardık. Tabii ki yani bundan sonraki oyumuz
yani başka efendime söyleyeyim arayışlar içerisindeyiz yani öyle teşekkür diyeyim. Teşekkür ederim abi. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin.